Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz börek lezzetinde nefis bir kahvaltılık tarifim var. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt ilave edelim. Kullandığım çay bardağı ölçüm 100 milim küçük çay bardaklarından. 4 yemek kaşığı da sıvı yağım var. Onu da ilave edelim. Dileyen zeytinyağı da kullanabilir. Evet, öncelikle bu sıvı malzemelerimizi bir el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Homojen bir kıvam alana kadar. Şimdi üzerine 1 çay kaşığı dolusu tuzumuz var. 1,5 su bardağına yakında un kullandım. Ununuzu ilk önce yavaş yavaş ekleyin. Daha sonra kıvamına göre kalan yarım su bardağı da eklersiniz. Bir pakette kabartma tozunu ekledikten sonra tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpacağız. Ben öncelikle şöyle 1 su bardağı kadar unu ilave ettim. Sonra güzelce çırptıktan sonra kıvamına baktım. Kalan yarım su bardağı da ekledim. Ve kıvamı bu şekilde oldu. Evet, şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Tavamı ocağın üzerine aldım ve 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Dileyen tereyağı veya margarin de kullanabilir tabii ki. Tavamız tamamen ısındıktan sonra hazırlamış olduğumuz harcımızı tavamıza dökelim ve bir spatula veya kaşıkla güzelce yayalım. Üzeri eşit kalınlıkta olsun her tarafı. Bu şekilde görünüm olarak da çok daha güzel olacaktır ve eşit bir şekilde pişecektir. Evet, tavaya döktüğümüz andan itibaren ocağınızın altını kısın. Ağır ağır kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Bu şekilde içini de çok güzel bir şekilde pişecektir. Kapağını da mutlaka kapatın ve ocağınızın altını da kısıp yaklaşık şöyle 9-10 dakika bu şekilde pişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir şekilde kabardı ve üzerinde böyle gözenekler oluştu. Şimdi hemen altını kontrol ediyorum. Altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Diğer tarafını çevirmeden önce şöyle üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim. Daha sonra ters çevireceğim. Tabağını biraz yağladım. Eğer bu şekilde yaparsanız tabakla ters çevireceğimiz zaman kolay bir şekilde tabaktan tavaya aktarabilirsiniz. Bu işlemi mutlaka yapın arkadaşlar. Evet, altını tekrar kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi yağlamış olduğum tabağımı üzerine kapatacağım ve dikkatli bir şekilde diğer tarafını ters çevireceğim. Evet, biraz da tavanızın hemen böyle dibine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ korsanız çok güzel bir şekilde kızaracaktır. Zaten tabağımızda da yağ var. O yüzden gayet kolay bir şekilde tavanıza aktarabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi kesinlikle yapışmadı. Gayet kolay bir şekilde tavaya aktardık. Şimdi yine kısık ateşte kapağını kapatıp altı güzelce kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Mutlaka kısık ateşte pişirin. Yüksek ateşte pişirirseniz üzeri kızarır, içi çiğ kalabilir. O yüzden ağır ağır pişmesi çok önemli. Evet, şimdi kapağını açtım ve diğer tarafını kontrol ettim. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Çok güzel bir şekilde de kabardı. Çayınızı demleyene kadar hazırlayabileceğiniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dileyen içerisine maydanoz, peynir veya kaşar peyniri de ekleyebilir. Ben bu şekilde sade olarak yaptım. Çok da güzel oldu. Evet, hemen şöyle servis tabağıma alıp dilimleyerek sizlere son halini göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik. Börek lezzetinde nefis bir kahvaltılık tarif oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer, videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın.
Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videom da sizin sayenizde daha fazla kişiye ulaşmış olur. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Bunun gibi daha birçok pratik tarif, kahvaltılık tarifleri, yemek tariflerini ve tatlı tariflerini sayfamda bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun az malzemeli tarifler yapmaya çalışıyorum. Mutlaka sayfama bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Beni Instagram ve Facebook üzerinden de Hilal'in Mutfağı diye aratarak takip edebilirsiniz. Oradan da günlük paylaşımlar yapıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.